Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere bu dersimde kesirlerle çarpma işlemini anlatmaya çalışacağım. Konuya başlamadan bir bilgi vermek istiyorum. Artık Instagram'da da Bulbul Öğretmen ismiyle bana ulaşabilirsiniz. Orada da soru çözümleri ve konu anlatımlarını bulabileceksiniz. Kesirlerle çarpma işlemi yaparken pay ile pay çarpılır. Yani üstteki sayılar çarpılır. Yine üstte yazılır. Payda ile payda çarpılır. Yani alttaki sayılar çarpılıp alta yazılır. Bir örnek üzerinde size göstermek istiyorum. 3 bölü 7 ile 5 bölü 6'yı çarpalım. Ne yapıyoruz? Üstteki sayıları çarpıyoruz. 3 kere 5, 15 bölü 7 kere 6, 42. Bu şekilde cevabı bulmuş oluyoruz. Dilersek bulduğumuz cevabı biraz sadeleştirebiliriz. Gerek olursa tabii ki. Mesela ikisini de 3'e bölebiliriz. Bunu da 3'e bölelim ve sadeleştirelim. 15 bölü 3, 5 oldu. 42'yi 3'e böldüğümüz zaman 14 ulaşıyoruz. Yani 5 bölü 14 de olabilir. 15 bölü 42 de olabilir. Büyük sayılar olduğunda mümkünse sadeleştirme yapabiliriz. Zaten bunu da yapmalısınız. Çünkü çarpma işlemi yapıyoruz sonuçta. Çarpma işlemi yaparken sayılarımız çok büyük çıkabilir. O yüzden bizim zaman kaybına sebep olabilir. Ne yapalım? 24 bölü 72 ile 36 bölü 36 bölü 81'i çarpma işlemi yaparken şöyle yapalım. Önce sadeleştirelim sonra çarpma işlemimizi uygulayalım. Mesela burada 24 bölü 72'yi 2 sayıyı da 24'e bölebiliriz. Sadeleştirirken bunu da 24'e bölelim. Şöyle güzel yazılmadı. Ne olur? 1 bölü 3 olur o zaman sadeleştirdiğimiz zaman. Çarpı bu ikisini de 9'a bölebiliriz. Mesela 36'yı 9'a böleriz. 81'i de 9'a böleriz. 36 bölü 9 4 olur. 81 bölü 9 9 olur. Şimdi çarpma işlemini yapmak daha kolay olur. 1 kere 4 4. 3 kere 9 27. Bakın sonucumuz 4 bölü 27 çıktı. Eğer önce bu sayıları çarpsaydık çok uğraşacaktık. Sadeleştirdik daha kolay oldu. Bir doğal sayı ile bir kesir çarpılırken doğal sayının paydasına 1 konur. Daha önceki ders anlatımlarımızda anlatmıştık. E doğal sayıların paydası 1 olur hepsinin. Hemen uygulayalım. 8 çarpı 3 bölü 15 kesrini paydasına 1 yazarak çarpma işlemi uygulamalıyız. Yine biraz sadeleştirmek istiyorum ben bunu. Şöyle yazayım. 8 bölü 1 çarpı 3 bölü 15'i sadeleştirelim. İkisini de 3'e bölelim. Burası şöyle göstereyim hem de. İkisini de 3'e bölelim. Burası oldu 1. Burası oldu 5. Evet 8 kere 1 8 1 kere 5 5 sonuç 8 bölü 5 çıktı. Tam sayılı kesirler çarpma işlemi yaparken uygulanırken önce bileşik kesire çevrilir. Daha sonra çarpma işlemi yapılır. Şimdi 5 bölü 7 ile 3 tam 2 bölü 5 kesirlerini çarpalım. İlk önce bunu bileşik kesire döndüreceğiz. Şöyle ok işareti yapalım isterseniz. 5 bölü 7 dursun. Çarpı 3 kere 5 15 2 daha 17 oldu. 17 bölü 5. Şimdi size burada bir sadeleştirme göstermek istiyorum. Yine çarpmamızın daha kolay olması açısından. Bakın üstte bir 5 var. Bir de altta 5 var. Yani üstte aynı sayılar olduğunda üstteki ve altta da aynı sayı olduğunda biz bunları birbirleriyle sadeleştirip silebiliriz. Yani üstten bir tane 5'i aşağıdaki bir tane 5'i de silebiliriz. Ve sonuç olarak Burada 1 kalır. Burada da, burada da 1 kalır. Yani ikisini de 5'e bölmüş oldum aslında. 17 kaldı. Ve 7 oldu. Yani cevabımız 17 bölü 7 oldu. Ya da istersek çarpma işlemini uygulayıp da bir de göstereyim. Mesela ben bunları hiç silmeseydim ne çıkacaktı? Bakın 5 kere 7 35. 5 kere 1 5 85 olacaktı. Burası da 35 olacaktı. Ve Cevabımız 85 bölü 35 olacaktı. Sonra ben bunu sadeleştirecektim mesela. İkisini de 5'e bölecektim. Ve 85 bölü 5 17 olacaktı. 35 bölü 5 7 olacaktı. Zaten biz bunu hemen burada bulmuştuk. Demek ki üstte 5 var. Altta da 5 var. O zaman ikisini de silerek sadeleştirme yapabiliyoruz. Diğer örneğimizi yapalım. 4 kere 7 28. 2 daha 30 oldu. 30 bölü 7 çarpı 3 kere 5 15. Bir de burada 16. Bölü 5. Şimdi çarpma işlemini yapacağız. Yine bir sadeleştirme yapalım. Bakın 30 ile 5 var. 30'u 5'e bölebiliyorum. 30'u 5'e böldüğüm zaman ne olur? 6 olur. O zaman buraya 6 yazıyorum. Bunu siliyorum. Buraya da 1 yazıyorum. Yani bunu ikisini birbiriyle biraz küçültmüş oldum. Şimdi çarpmamızı yaparım. yapalım. 6 kere 6 36. Elde var. 1 6 kere 1 6. 96 oldu. 7 çarpı 1 7 oldu. Cevabımız 96 bölü 7 oldu. Yani şunu anlatmak istiyorum. Çarpma işlemi yaparken uygularken mümkün olduğunca sadeleştirmeye çalışın. Sadeleştirin. Böylece daha kolay olur. Alıştırmalarımızı yapalım. Birinci alıştırmamızda 7 kere 4 28 çarptık. 9 kere 5 45. Evet bu şekilde cevabı bulmuş olduk. İkinci alıştırmamızda çarpma işlemi var ama ilk önce bakın parantezlerin içinde toplama ve çıkarma işlemleri var. O zaman parantezleri yapmamız gerekiyor ilk önce. Ama toplamayı yapamıyorum çünkü paydalar aynı değil. Hemen bunları bunu 3 ile genişletiyorum ve paydaları eşitleyeceğim. Bunu da 7 ile 14'ü eşitlemek için bunu da 2 ile genişletiyorum. Ve yeni kesirleri yazıyorum. 2 bölü 9 artı 3 kere 1 3. 3 bölü 9 oldu burası. Çarpı 2 kere 4 8. 2 kere 7 14. 8 bölü 14 oldu. Eksi 1 bölü 14. Şimdi yapalım. 2 3 daha 5 bölü 9 oldu. Burası parantezin çarpı. 8'den 1 çıktı. 7 bölü 14 oldu. Yine e, sadeleştirme yapalım. Şöyle yapalım. Eşittir diyelim. Bakın 7 bölü 14'ü. 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Yani 7 ile 7'yi sadeleştiririz. 7'ye böleriz ikisini de. 5 bölü 9 çarpı 1 bölü 2 oldu. Şimdi artık sonucu bulmak kolay. 5 kere 1 5. 9 kere 2 18. Ne oldu? Cevabımız 5 bölü 18 oldu. Böylece işlemimizi yapmış bitirmiş olduk. Üçüncü soruya bakalım. Ayşe 180 TL'sinin 180 lirasının 5'te x'inin 8'de 6'sını harcarsa geriye kaç TL'si kalır? Şimdi ne yapalım? İlk önce 180'in 5'te ikisini bulalım. 180 çarpı 2 bölü 5. Ne yapıyorduk? Paydasına 1 yazıyorduk. Şimdi çarpalım. 180 ile 2'yi çarptığımız zaman 360 olur. 1 kere 5, 5. 360 bölü 5 kaç lira eder? 360'ı 5'e böldüğümüz zaman isterseniz kenarda bölelim şurada. Evet. 5 kere 7 35. 10'da 5 2 defa var. Ve 72 oldu. Demek ki 72 lira. 5'te eksi 72 lira oluyor. Sonra bu 72'nin de 8'de 6'sını harcamış. Yani 72 ile çarpı 6 bölü 8 diyorum. Ve şunun paydasına 1 yazıyorum yine. Yine isterseniz biraz sadeleştirme yapalım. Bakın 72 ile 8'i Birbirine bölebiliyoruz. 72'yi 8'e böldüğümüz zaman 9. 9 kere 8 72 oluyor. 72'nin yerine 9 yazıyorum. Bunun yerine 1 yazıyorum. Yani ikisini de 8'e bölmüş oldum aslında. Şimdi çarpmamızı yapalım. 9 kere 6 54. Bölü 1 kere 1 1. Demek ki 54 bölü 1 54 lira yapıyormuş. Yine sorumuz bitmedi. Ne diyordu? Geriye kaç lirası kaldı? Ayşe bu kadar harcamış. O zaman 180 lirası vardı. 180'den harcadıklarını çıkarıyorum. 10'dan 4 çıktı. 6, 7 kaldı. 2. Demek ki Ayşe'nin 126 TL parası kalmış. Ve bu şekilde sorumuzu bitirmiş olduk. Son iki sorumuza bakalım. Bir dokuma makinesi saatte bir tam 7 bölü 8 metre halı dokumaktadır. Buna göre bu makine bir günde kaç metre halı dokur? Saatte bu kadar dokuduğuna göre bir günde 24 saat var. 24 ile bunu çarparız. 1 tam 7 bölü 8 yazıyorum. Ne yapıyorduk? 24'ün paydasına 1 yazıyorum. Çarpı bunu da bileşik kesle döndürüyorum. 1 kere 8, 8, 7 daha 15. 15 bölü 8 oldu. Şimdi yine bir sadeleştirme uygulayalım. Bakın 24 ile 8 var. İkisini de 8'e bölelim. Ya da 24'ü 8'e bölmüş olalım. O zaman burası ne olur? 8'e böldüğümüz zaman 3 olur. Bunu da 8'e böldüğümüz zaman 1 olur. Burada 3K'lı, burada da 1K'lı. Şimdi 3 kere 15, 45 ediyor. 45 bölü 1 eşittir. Demek ki bu makine bir günde 45 metre halı dokuyormuş. Cevabı bulmuş olduk. Son sorumuz. Bir satıcı tanesi 45 tam 1 bölü 9 kilogram gelen un çuvallarından 18 çuval alarak aracına yüklemiştir. Buna göre satıcı aracına kaç kilogram un yüklemiş olur Hemen şöyle yapalım. 18 çarpı 45 tam 1 bölü 9 diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Hemen bunun paydasına 1 yazıyoruz. Çarpı. Bunu da bileşik kesle döndürüyoruz. 45 çarpı 9. Bunu zihinden yapmak zor. Şurada kenarda çarpalım. 9 kere 5 45. 9 kere 4 36. 4 değil de evde 40. 405 oldu. Bir de burada var. 406 oldu o zaman. 406 bölü 9 oldu. Şimdi şurayı karıştırmamak için aşağıya geçelim. Ne yapacağız? Şimdi 18 ile 406'yı çarpacağız. 1 ile de 9'u çarpacağız. Ama büyük sayılar olacak. Hemen ne yapıyorum? Sadeleştirmeye bakıyorum. Var mı diye. 18 ile 9'u sadeleştirebilirim. İkisini de 9'a bölebilirim. Bunu da 9'a bölebilirim. 18'i 9'a böldüm. 2 oldu. 2 bölü 1 çarpı. Burada da 1 kaldı. 406 bölü 1 oldu. Şimdi 2 kere 406 2 kere 6 12 2 kere 0 0 elde var 1. 2 kere 4 8. 812 bölü 1 oldu. O da nedir? 812 kilogram yük koymuş aracına. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. İnşallah anlatabilmişimdir konuyu. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.